Medyada nefret ve ayrımcı söylem raporu Ranting Vakfı tarafından yayınlandı. Rapora göre 2019 yılında incelenen gazetelerde ulusal kimlikleri ve dinler hakkında 5515 nefret söylemi tespit edildi. Yeni Akit gazetesi nefret söyleminde bu yılda birinci oldu. Hrant Vakfı Medyada Nefret ve Ayrımcı Söylem 2019 raporunu yayınladı. Tüm ulusal gazeteler ve 500'ü bulan yerel gazetenin taranarak hazırlandığı raporda nefret söylemi olarak değerlendirilen toplam 5515 içerik tespit edildi. Bu metinlerde toplamda 80 farklı etnik, dini ve ulusal kimliğin hedef alındığı görülüyor. Rapora göre gazetelerdeki Kürtlere yönelik ayrımcı söylem 2019 yerel seçimlerinde daha da belirginleşiyor. Haberler ve köşe yazıları, makbul Kürtler, makbul olmayan Kürtler ve bir milli güvenlik sorunu olarak Kürt kimliği başlıkları altında incelendi. İncelenen haber ve makalelerde doğrudan nefret söylemi olarak tanımlanamayacak, ayrımcı ve ötekileştiren mesajları daha örtük bir şekilde veren söylemin hakim olduğu tespit edildi. Kürtçenin suçla ilişkilendirilmesi ve sınır ötesindeki Kürtler başlıkları altında incelenen metinlerse Kürt kimliğine ilişkin genellemeler yapan ve doğrudan nefret söylemi içeren ifadeler olarak değerlendirildi. Rapor'a göre 263 içerikle Yeni Akit nefret söylemlerinde en üst sırada yer aldı. Yeni Akit geçtiğimiz yıl 284 içerikle yine listenin en başında bulunuyordu.